Burada şey sorusu sorabilirdiniz. Şu OA arasında anlık hız kullanamaz mıydık? Kullanabilirdik eğer VA'nın da yönünü kesin bilseydik. Neden? Çünkü dikmeler çekeceğiz bakın. VO'ya dikme çekeceğim. VA'ya da dikme çekeceğim ama nereden? Bilmiyorum ki. Açısını da bilmiyorum bunu. O yüzden kesin bir şey söyleyemedim burada. O yüzden bunu kullandım. Ama kesin söyleyebileceğim yer de olabilir. Nasıl olabilir? Şöyle. Hatırlıyorsanız bu tür teker sorularında anlık hız anlatırken bisiklet tekeri vardı. Ve bisiklet tekerinde en alt nokta anlık hız merkeziydi biliyorsunuz. Burada da aynı şey geçerli. Bu yine kaymadan dönen bir teker. Ve D noktası burada bakın. Bunun anlık hız merkezi aslında. O yüzden hani alternatif yol olarak göstereyim size. Alternatif olarak diyelim olarak anlık hız merkezinden bulunabilir. Burada önemli olan anlık hız merkezini bulabileceğiniz bir nokta seçmeniz. Dediğim gibi OA arasında anlık hız merkezini belirleyemiyoruz. Çünkü A'nın hızını tam kesin bilmiyoruz. Ya da şey diyebilirsiniz işte burada açıyı buluruz BC'nin. Oradan geçebiliriz. O zaman olur. Ve A'nın tam açısını kesin bulabilirsiniz geometriden. O zaman olur. Ama daha kesin bir şey. Alternatif olarak anlık hız merkezinden diyelim. Biliyoruz ki kaymadan dönen cisimler için onu da yazayım. Yani IC bu. Cisimler için IC en alt noktadadır. Yani burada IC D noktası bizim gördüğünüz gibi. Yani ne yapacağız? A noktasını bulmak istiyorum. D noktasını biliyorum. AD arasında bir işlem yapacağım. Yani AD arası düşünebiliriz. Bunu düşünürsek ya da OA arası düşünüp D noktası anlık hız merkezi onu biliyorum deyip oradan dikmeleri çekip A'nın hızını bulabilirsiniz. O şekilde de olabilir. Bir sürü alternatif var yani. Bir sistem varsa üzerinizde tek bir çözüm yolu olmayabilir hız bulmak için. Bakarsak burada şurası D noktası. Hatta onu şöyle gösterelim ya. O noktası da bakın yine OA arasını verebiliriz. Şöyle OA ve O'yu biliyorum ben. Şöyle VO eşit 1,6 idi sola doğru. A'nın yönünü hızını bilmiyorum diyelim ama D noktasının anlık hız merkezi olduğunu biliyorum. Aşağıya D noktasını çizeceğim. Bu da D noktası. D, C noktası diyelim ya da virgül koyalım yanına. Bunu bulmak için bakın dik çekiyorduk. Şöyle dik çekersem biraz yamuk çizmişim galiba. Burayı biraz daha şuraya. Hıza dik çektim. Bunu buldum. Ve diğer nokta için de bakın hıza dik olacak ve bu IC'den geçecek bir doğru olacak. Yani kesişimleri bundan geçiyordu hatırlıyorsanız. Buradan da bir çektim. Dikme. Buna dik olması lazım. A'nın hızı. A'nın hızını bilmiyoruz dedik ama buna dik olduğunu biliyoruz. Şöyle. VA buna dik olmalı. Dolayısıyla buradan aslında geometriden bulabiliriz burada baktığımızda. Nasıl bulacağız? OD arasını biliyorum ben bakın. OD arası 0,4 metre. OA arasında biliyorum 0,3 metre. AD arasında bulurum. 3, 4, 5 üçgeni. Şurası 0,3 metre. Şurası 0,4 metre. Şurası da 0,5 metre oluyor otomatikman. Yani bu 0,5 metre nereye aslında bizim? R, A, I, C'miz. Ve buradan ben artık anlık hız merkezi formülü neydi hatırlarsanız? VA eşittir. Omega R, A, I, C. Bunu da yazdığımda sonuçlarını VA'yı bilmiyorum ama Omega'yı biliyorum. Soru bize Omega'yı vermiş bakın. 4 radyan bölü saniye. 4 çarpı 0,5'ten 2 metre bölü saniye geliyor. Açısını da bulurum bunun. 3, 4, 5 üçgeni aslında açısı düşündüğünüzde. Mesela şurası beta ise 3, 4, 5 üçgeninden betayı bulabiliriz değil mi? Beta eşittir tan eksi 1'den 0,4 bölü 0,3 eşittir 53,13 aslında. Yani şurada şu yönü gösterebilirim bu arada. VA'nın yönü 36,87 mi olmuş oluyor yönü. Bileşenlerini de bulmak istersen mesela VAX eşittir 2 çarpı sinüs beta değil mi? Sinüs 53,13 eşittir 1,6 metre bölü saniye ve sola doğru. VAY de 2 kosinüs 53,13 eşittir. Buradan da 1,2 metre bölü saniye yukarı doğru. Dolayısıyla ne oldu bizim? Bakın yukarıdaki 1,6, 1,2 aynılarını bulmuş olduk burada aslında. Alternatif yöntem olarak bunu da kullanabilirsiniz. Hangisi işinize gelirse. Tamam, hızları bulduk. Biraz detaylı çözdüm. Yine dediğim gibi bu kadar detaylı çözmenize gerek yok. Uzun gibi gözükmesin. Ben hani alternatif yöntemleri göstereyim diye gösterdim.